Türkiye'de üretim yapmak çok zor ve zahmetli bir iş. Ama imalatın tadını bir kez aldığınız zaman ondan vazgeçmek çok zor oluyor. Firma bir apartman dairesinde kurulmuş. Bugün çok şükür 3000 metrekare kapalı alanda 20'ye yakın ülkeye ihracat yapar konumdayız. Ve bundan da gurur duyuyoruz. Merhaba, adım Uğur Karayelli. Moksart'ta genel müdürlük görevini üstleniyorum. 1987 doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Aslen aile olarak Kayseri'deyiz. Kayseri'de kuvvetli bağlarımız var. Çocukluğum Erenköy'de geçti. Güzel bir çocukluğum oldu. Bahçede büyüdük denilebilir. Muhtemelen bahçede büyüyen son nesliz. Ondan dolayı arkamda keşke dediğim hiçbir şeyim yok. Eğitimimi kolejde aldım. Bize gelen bir danışman arkadaşlığın vasıtasıyla endüstri mühendisliğini tercih ettim. Bölümümden de çok memnunum. Endüstri mühendisi olarak mesleğime devam ediyorum. Firmada da verimlilik arttırmak üzerine her şeyi deniyoruz. Üniversiteye 2004 senesinde başladım. 2010 yılında mezun oldum. Dediler ki 4 yılda bitiren 4 senesini kaybeder, 5 yılda bitiren 1 senesini kaybeder. Bununla beraber tabii üniversite yıllarında sürekli olarak babamın yanında işe gidip geldim. Bu bana müşteri ilişkileri olsun, ticari ilişkileri olsun çok fazla tecrübe kazandırdı. Tabii bir yandan da sürekli olarak piyasanın içinde tuttu bizleri. Üniversitede çok zevkli geçti benim açımdan. Hem eğitim olarak iyi bir eğitim aldım, hocalarımla aram çok iyiydi. Onun dışında sürekli olarak işe gidip geldiğimiz için bu bizi diğer arkadaşlarımızdan daha tecrübeli ve daha farklı bir noktaya taşıdı. Moksart 1992'de kuruldu. Ben yaklaşık 2014 yılında bu firmaya başladım. Arada bir 3-4 yıllık bir boşluğumuz oldu. Orada da Amerika seyahatim oldu. Biraz Amerika'da eğitimime devam ettim. Biraz da gezdik diyelim. İngilizce ve pazarlama üzerine Amerika'da eğitim aldım. Güzel tecrübelerim oldu orada. İnsanları tanıdım, Amerika'yı gördük. Bana bir vizyon kattı. Amerika seyahati benim için çok güzel ve dünyayı görmem açısından, dünyanın en gelişmiş ülkesini tanımam açısından çok faydalı oldu. Amerika'dan döndükten sonra kısa bir askerlik serüvenim oldu, 6 ay kadar. Bu askerlikte de ben kendimce çok tecrübe edindim. Çoğu insan askere gitmek istemeyebilir. Ama hani işlerin nasıl yürüdüğünü gördük orada. Askerden sonra da yavaş yavaş Unox firmasıyla daha haşir neşir olmaya, daha çok vakit geçirmeye başladım. 2014 yılından sonra da genel müdürlük görevini devraldım. Bu firmanın tabii ben geldiğimde rakiplerimize göre marka bilinirliği, pazar payı olarak biraz geri kalmıştı. Bu konuda neler yapabileceğimizi, bunları nasıl arttırabileceğimizi, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında aldığım eğitimlerden dolayı kendimce yollarım vardı. Kendimce olan yöntemlerimi izlemeye başladım. Ve çok şükür, elhamdülillah muvaffak olduk bu doğrultuda. Çünkü geldiğim noktayla şu an bulunduğumuz yer arasında çok ciddi farklar var. Burada izlediğimiz en yegane yöntem, pazar payını arttırabilmek için kaliteyi ve endüstri mühendisinden bildiğim kadarıyla verimliliği arttırıp rekabet ortamına daha hızlı bir giriş yaptık. Bunu çalışırken özverili çalışma ve kaliteyi arttırmamız, verimliliği arttırmamız çok önemliydi. Tabii bu yolda yeniliklerimize devam ederken eski arkadaşlarımızdan da ayrılmadık. İçeride 25 yıldır çalışan ustalarımız da var. Yeni olan mühendis arkadaşlarımız da var. Aslında bu benim bir noktada hoşuma da gidiyor. Çünkü firmaya eskiyle yeninin, yani eskinin tecrübesiyle yeninin vizyonu ve teknolojisinin bir araya geldiği zaman bence bir firma için çok daha iyi şeyler ortaya çıkıyor. Beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri nasıl bir yeni çocuğa oyuncak alınır. Ben de bu firmaya yeni bir makina, yeni bir yatırım yapıldığı zaman çok hoşuma gidiyor. Bu doğrultuda biz yeni bir ürün imalatına başladık. Yeni makine parkurumuzdan sonra, yeni makinalardan sonra.
yatırım teşviklerimizi çıkarttık. COSGAP'ten Ürge projesine başvurduk. Türkiye'de yapılmayan, tamamen ithal olarak gelen, bizim de ithal edip sattığımız ürünleri yerli ve milli olarak imalatına başladık burada. Ürünü geliştirdik. Şu an proje aşamasında devam ediyoruz. İnşallah bu ürünü de ülkemize kazandırmış olacağız. Bu bizim için çok büyük bir gurur ve onur kaynağımız. Unox Wealth olarak tabii başladığımız zamanlar çok fazla banka bilinirliği olarak ve pazar payı olarak rakiplerimizi boy ölçemiyor. Ama zaman içinde kalite arttırma olsun, üretimdeki verimlilik arttırma, makine parkurundaki yenilikler olsun, kalıplardaki revizyonlar olsun, müşterilerimize sunduğumuz fiyatlar ve hızımızla çok daha rekabetçi ve pazar payında bilinir bir firma haline geldik. Burada en önemli şey bence kaliteyi arttırıp ağızdan ağza yayılan bir reklamasyondu. Bu çok önemliydi. Satışımız da şu şekilde gerçekleşiyoruz. Türkiye içinde bayilik ağımız var. Çalıştığımız bayilerimiz var. Bayiler üzerinden pazarlama yapıyoruz. Onun dışında çalıştığımız direkt taahhüt ve taşeron firmalar var. Bunlarla da çalışıyoruz. Balkanlarda pazarlama amacıyla kurduğumuz Unox Trade adı altında şirketimize bağlı bir şirket var. Balkanlarda pazarlamacı arkadaşlarımız Avrupa'nın, Batı Avrupa'nın esiri olmuş Balkanlara daha ucuz ve daha uygun, daha hızlı kaliteli hizmet sunmak amacıyla buralarda pazarlama faaliyetleri gösteriyoruz. Bu firma kurulduğunda tabii ilk olarak buralarda kurulmuyor. Çok büyük engellemelerden, zorluklardan geçmiş. Her firmanın yaşadığı gibi, herkesin geçtiği gibi. Bu firma bir apartman dairesinde kurulmuş. Bugün çok şükür 3000 metrekare kapalı alanda 20'ye yakın ülkeye ihracat yapar konumdayız. Ve bundan da çok memnunuz. Çünkü ihracatla hedeflediğimiz ülkeler de gelişmişlik seviyesi olarak bizden ileri olan ülkeler. Katma değerli imalat yapmaya çalışıyoruz. Mühendislik hizmetleri veriyoruz. Ve bundan da gurur duyuyoruz. Tabii bu bahsettiğimiz ürünleri ilk başta Unox firması yola çıkarken selenoid valve imalatıyla, peşinden de pneumatik aktüatör imalatıyla yola çıkıyor. Ve bunun peşine buhar ürünlerinde uzmanlaşmaya başlamamız neticesinde kontrol vanaları ve kondanstop imalatına başlıyoruz. Ürettiğimiz ürünler genellikle suya ve akışkana yön verdiğimiz için çoğu imalat sanayinde kullanılıyor. Mesela pompa sektörü olsun, arıtma sektörü olsun, tekstil olsun, buhar kazanları olsun, kızgın yağ olsun. Bütün ısıtma, soğutma, havalandırma sektöründe ürettiğimiz tüm ürünler kullanılıyor. Müşteri potansiyeli gerçekten geniş ürünler. Firma son 7 yıl içinde ihracat anlamında gelişmeler kat etti. Yaklaşık 20'ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin arasında en çok çalışmaktan onur duyduğumuz Türkiye'den ileri sanayi anlamındaki Türkiye'den ileri firmalar, ülkeler. Çünkü bu ülkelerle çalışmak gerçekten çok zor ve bize de her defasında daha farklı özellikler kazandırıyor. Bunların da çok büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'de üretim yapmak çok zor ve zahmetli bir iş. Ama imalatın tadını bir kez aldığınız zaman ondan vazgeçmek çok zor oluyor. Yani ister yönetici olsun, ister çalışan pozisyonda olsun, mavi yakalı diyebilirim. Hani başka sektörde çok zor. Bu bir tutku haline geliyor imalat etmek. İnsanlara hizmet sunmak, katma değer üretmek, o demirin, talaşın kokusunu almak, bir şeyleri üretebilmek çok farklı bir hissiyat. Türkiye yeraltı kaynakları açısından milli geliri olan da çok ileri düzeyde bir ülke olmadığı için bilhassa komşularımıza nazaran üretmekten başka bir çaremiz yok. Üreterek gelişmek zorundayız ve bu da bizi rekabetçi bir konuma sürüklüyor. Bundan dolayı rekabetten de korkmuyoruz. Rekabet ederek büyümek bizim hoşumuza gidiyor.